Nasıl bir hayat size sağlanmasını isterdiniz? Abi valla ucuz bir hayat olsun isteriz ya. Ekonomik kriz var. Bunun dışarısında mesela gelecek olarak, yani mesela gelecekte ne olmak için çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz? Öyle bir hayaliniz var mı? Benim yok öyle bir hayalim. Evlenip abi güzel bir çoluk çocuğa karışmak. Herkesin standart istediği şeyler. Aynen öyle abi. Türkiye'deki tek sorun ekonomi mi sizce? Değil abi. Tek sorun mülteciler de var yani. Mülteciler bize çok sıkıntı çıkartıyor. Mesela ne sıkıntılar çıkartıyorlar? Yani, Önder'i biliyorsunuzdur zaten. Biz Önder'e gidiyoruz. Akşamlar yürüyemiyoruz yani. Kavga çıkıyor. Ben mesela bıçaklandım. Abi anamız da gezemiyor yani. Onların kavga derken gece 12'de bizim annelerimiz, bacılarımız dışarı çıkamıyor. Bu kadar sıkıntılı diyorsunuz. Öyle abi. Biz hani her gün sıkıntı yaşıyoruz onlarla. Ama şöyle bir şey. Geçenlerde normalde bir Türk, yani bu Suriyelilerin içerisinde de evet sorunlular var ama Türklerin içerisinde de sorunlar var. Peki bu sorunları nasıl ayıklayacaklar? Ne yapmaları lazım? Abi adam geliyor buraya, cin mi terörist mi bilmiyoruz, geliyor burada bomba patlatıyor yani. Biz onu nereden bilebiliriz ki? Yani bunların tamamen topyekun gitmesi gerekli size göre. Aynen abi, ya da bir çaresi bulunması lazım yani. Bahsettiğiniz mesela o güvenlik sorunu Suriyeliler gelmeden önce de aynı mıydı yoksa? Yok, Suriyeliler gelmeden önce herkes yani millet birbirini tanıyor da oturduğum semtte. Şu an yani gezemiyoruz yani, çıkamıyoruz dışarı. Herhangi bir sorun yok yani. Çıkmıyor daha. Çakaya da abi bacağından Suriyeliler yüzünden işte. Yani nasıl desem, bunlara alanlarda suç var abi. Yani ailemiz, anamız, bacımız var. Yani dışarı çıkartamıyoruz. Yani ben güvenemiyorum şahsen. Göndermeleri lazım. Herkes insanoğlu da yani ne bileyim, ülkeye giren kim olduğunu, neler olduğunu bilmesi lazım. Yani adam mesela şuradan birisi geçiyor. Terörist mi değil mi bilemiyoruz. Adam geliyor burada bomba patlatıyor. Adam burada yıllardır çalışmış oluyor. Suriyeli biz onu nereden bilelim? Biz canlı güvenelim. Bunu mesela Türk vatandaşı da yapabilir yani. Ölçü alırsak. Yapabiliyor da yani kimin ne olduğu yine ne olduğu böyle. Kadın giriyor, tay sigorta bir yerde çalışıyor. Sonra geliyor Taksim'de bomba patlatıyor. Burada olmayacağını malum. Böyle bir güvenlik tehdidi var tabii. Peki bunların çözülmesi için var mı aklınızda bir fikir? Abi çözülmez ya. Peki bu aklınızda mesela bir parti var mı? Herhangi bir parti, siyasi parti. Şu olsa daha iyi olur, bu olsa daha iyi olur diye. Şu an yok abi, çünkü hiç kimse yönetemez yani. Yani şu an gözüm hiçbirini görmüyor. 18 yaşında tam değilim ama abi. Peki nasıl bir parti olmasını istersiniz? Yani hayalinizde bir parti var mı? Öyle bir düşünceniz? Ya şu an hayali parti değil de nasıl diyeyim yani. Ekonominin düzelmesi için hangisi, ya da mülteciliğin gitmesini isteyen partiler var. Ama hepsini bir yandan yapabilecek bir parti yok abi. Peki sorun mülteci mi sorunu yani? Türkiye'de mesela bir İslami bir sorun yok mudur mesela? Rejimle alakalı bir sorun yok mudur? Var abi, elbette. Mesela güvenlikten bahsettiniz. Ben mesela örnek söylüyorum. Pornografidir, müstehcenliktir, kumardır, içkidir, gazinodur vesaire. Bunlar hep toplumda güvensizlik oluşturuyor mu? Oluşturuyor abi. Mesela şeriat vardı. Şu an şeriat yok. Demokrasiyle yönetiliyor bu ülke. Ama işte abi şeriat olsa ya da başka bir şey olsa. O zaman Suriyelilere git demesini biliyor isek, bugünkü sisteme de git demesini bilmemiz gerekli değil mi? Aynen öyle abi, ama halkın böyle bir konuşması lazım, ayaklanması lazım da kimse ayaklanmadığı için bir şey de yapamıyoruz. Yani şöyle bir durum var. Mesela siyasiler ya bugünkü sistem insanların önüne sandık koyuyorlar bir şeyleri seçmesi için. Bugünkü toplumda bu konuda yani biz İslam sandığı koysanız, tek sadece demokrasi layıklık sandığı değil de sistem sandığı koysanız da biz de kendi inancımıza göre seçim yapsak dememiz gerekli değil mi? İlla ayaklanmaya gerek yok yani. Gerekli abi de işte onların gelmesi için birilerinin sesi çıkarması lazım. Kimse de ses çıkarmadığı için yani imkansız gibi bir şey bu. Ama sizin gibi mesela gençler olarak, mesela bugünkü sistemin içerisinde hepimiz okulları biliyoruz. Okuduk, büyüdük, yaşıyoruz. Ortamı da biliyoruz. Ortamda alışkanlıkları da biliyoruz. Bugünkü böyle yaşamaya devam ettiğimiz sürece, mesela hayatımızı İslami bir hayata çevirmediğimiz sürece, bugünkü sistem insanları kendi inancına göre hayatını yaşatmaya çalışıyor. Kendi batınına göre yaşatmaya çalışıyor. Biz bu sistemin içerisinden kurtulup öncelikle bir İslami bir hayat kararı vermemiz gerekli. Kendimizi ona göre yaşatmamız gerekli ki sayımız artsın ve de yarın öbür gün bir tercih vereceğimiz zaman birbirimize güç kuvvet olarak dayanak olsun. İnsanlar örnek olarak da olabilir abi zaten. Peki hiç Kur'an okuduk mu yani? Mesela Türkçesinden anlamında. Biliyorum abi, biliyorum. Peki sizi etkileyen bir sure, bir ayet var mı? Aklınızda biliyor musunuz öyle bir? Abi nasıl söyleyeyim, var yani. İkra suresinden bir şey vereyim. Oku, okumadan hiçbir şey olmaz yani abi. Oku yaradan Rabbin adıyla oku diyorsun değil mi? Mesela şöyle bir durum var. Mesela Kur'an bugünkü sistemin Maide 44. ayette, Maide suresinin 44. ayette bugünkü sistemin Allah'ın indirdiğiyle hükmedilmesi gerekli olduğunu söylüyor. Nisa 60. ayette mahkemelerinin Allah subhanahu wa ta'nın kitabıyla hükmedilmesi gerekli olduğunu söylüyor. Aynen öyle. Göğün Rabbi Allah'sa, yani kanun koyucusu Allah'sa diyor, Türkiye'nin de bütün dünyada kanun koyucusu Allah subhanahu wa ta'la olması lazım. Eğer biz Müslüman isek de bunu derdini yapmamız lazım, dertlenmemiz lazım, insanlara bunu anlatmamız lazım. Şimdi siz gençsiniz, biz de genciz. Bunun çabasını gösteriyoruz. Bugün peki böyle bir amacınız var. Mesela ben şu davaya hizmet ediyorum diyebileceğiniz bir davanız var mı? Abi yani davamız yok şu an. İnancımız yani Müslümanız abi, elhamdülillah. Davamız ülkemize hayırlı bir evlat olmak yani. Ülkeye hayırlı evlat olmaktan mesela ülke senin inancını savunmuyor. Sen mesela
mesela Müslüman olduğunu söylüyorsun. Mülteciler ve yani ekonomiyle de alakalı değil. İslami yönde mesela gençlerin yarısı hiçbir şey bilmiyor abi, dinimizle alakalı. O da bir şey abi yani. Yani vatana millete hayırlı olmakta sorun yok. Ama sen, örnek söylüyorum, yarın öbür gün bir buluş bulsan, icat bulsan, güzel bir buluş ve insanların hizmetine sunsan, laik sistem senin arkandan çıkacak, diyecek ki bak bizim rejimimizde böyle bir falanca kişi böyle bir buluş buldu, İşte laik sistem güzeldir diyecek. Abi, halbuki Müslümanlar yani eğitim de görüyoruz. Yani bu eğitim için yani Müslümanlar için içine yarayacak daha fazla şeyler de yapabilirler. Okula gidiyoruz. İslami açılardan daha çok şey yapmaları lazım yani bu hükümetin. Ben öyle düşünüyorum. Abi. Ama yapmıyorlar. Mesela din dersi var. İmam hatiplerde Kur'an-ı Kerim falan dersi var. Ben Anadolu okuyorum abi. Ama ona da müdahale ediyor. Yani devlet laik diyor ki mesela camiye çıkacak mesela imamın eline hutbe sıkıştırıyor. Diyor ki bu hutbe bizim istediğimiz şekilde okutulacak. İmam hatipe el atıyor. Diyor ki müfredatın içeriği bizim istediğimiz şekilde olacak. İşte gidiyor bahsettiğin yerde okullarda din dersi ise şunları anlatmayacaksınız, laik sisteme muhalif olacak sözleri konuşmayacaksınız diyor. Bu sizce din dersi olur mu yoksa laik sistemin istediği din dersi mi olur? Laik sistemin istediği ders olur da abi işte yani insanların ses çıkarması, insanlara ses çıkaramadığı için. Mesela örnek söylüyorum, bugün sizin tercihleriniz, sizin kararlarınız var. Mesela siz şu an Kur'an'ı açıp okusanız ya da İslam'ı ben araştıracağım, iyi bir şekilde Müslüman olacağım, muvahhid olacağım dediğiniz zaman size engel olan var mı? Engel olan yok abi. Peki bunu niçin bugün mesela yapmayalım? Mesela kendimizi iyi bir şekilde donatsak, İslami konuları iyi öğrensek ve kendimizi Müslüman tanımladığımız zaman ne dediğimizi bilsek, buna göre hayatımızı yaşasak, bugünkü sistem de bizimle illaki mücadele edecek bazı yerlerde. Ama işte ben yaşıyorum yani, buradaki arkadaşlarımız da yaşıyor ama insanlar yaşamadığı için herkesin bir şey yapması lazım. Değişmesi lazım yani. Herkes bir yandan aynı şeyi yapsa. Herkesin değişmeyeceği ortada. Ama biz kendimize örnek söyleyeyim. Ahirete gittiğimiz zaman herkes kendi bireysel hesabını verecek. Allah subhanahu ve teala, sen Allah subhanahu ve teala'ya şunu diyemeyeceksin ya da ben diyemeyeceğim. Allah'ım o kadar insan yanlışa gidiyordu, yanlış tercihler veriyordu, yanlış toplumun içinde yaşıyordum, Türkiye toplumunda yaşıyordum, ben de onlara uydum diyemeyeceğiz. Bundan dolayı da kendi bireysel hesabımızı vereceksek kendi bireysel değişimimizi yapmamız lazım. Toplum değişmese de. Çünkü toplumun az çok ortada ne yapıp ne yapmayacağını ya da bizim ne olacağımız belli değil. Biz kendimizi korumadığımız müddetçe toplumun değişip değişmemesi bizi ilgilendirmeyecek. O halde bizim yapmamız gereken şey kendimizi Allah subhanahu ve teala'nın razı olduğu standartlara uydurmak ve ona göre yaşamak. Çünkü Allah kitabında diyor ki mesela bütün insanlar için ben sizi yeryüzüne bana ibadet edesiniz diye, yani boyun eğesiniz, yani itaat edesiniz, yani benim için yaşayasınız diye gönderdim. Şimdi sen bir mesela çocuğun olsa, çocuğuna 50 lira versen, desen ki git bakkala şuradan 3 tane ekmek al desen, çocuk da gitse şurada eğlenceye yatırsa o parayı ya da kumara yatırsa ya da zinaya yatırsa, sen çocuğa ne dersin? Sen bu gönderdiğim amaça ihanet ettin dersin değil mi? Öyle yapıyoruz aynen abi. Allah-u Teala da bize çok güzel mesela göz dediğimiz bir yapıyı vermiş, burun dediğimiz bir yapıyı vermiş. Mesela benim şu an konuşmamı atomların vesilesiyle kulağındaki 4000 ile 7000 frekans arasında duyabiliyorsunuz. Bunları yaratan Allah subhanahu ve teala, şu gördüğümüz ağaçları, yeri, göğü, güneşi, her şeyi yaratan Allah ise, o zaman bizim ne yapmamız lazım? Allah'a teşekkür etmemiz lazım. Teşekkürü nasıl yapacağız? Şimdi ben sana bir iyilik ya da sen bana bir iyilik yaptığın zaman ben sana teşekkürünü ya da örnek söylüyorum birileri senin hakkında konuşuyor ise bu yaptığın iyilikten dolayı derim ki örnek söylüyorum adın Ahmet'se, Mehmet'se, Mehmet öyle birisi değildir derim, hemen savunmaya geçerim. Ya da farklı farklı yerlerde seni savunurum, senin destekçin olurum. Doğruysan, haklıysan ki Allah'tan bahsediyoruz. Biz de Allah subhanahu ve teala'nın yeryüzünde hakkı olan hüküm hakkını bugünkü sistem almış. Biz ne yapmamız lazım? Allah subhanahu ve teala'nın hakkını birileri gasp etmiş diyerek insanları bilinçlendirmemiz, insanlara anlatmamız gerekli. Onun için, Allah subhanahu ve teala için bedenlerimizi, hayatlarımızı, yaşantılarımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu ne yapmamız lazım? Eğitmemiz ve feda etmemiz gerek. Doğru mu? Çünkü o bizi yarattı. Sen veyahut ben bundan kaç yıl, 15 yıl önce mi, 20 yıl önce mi, 30 yıl önce mi? Hiçbirimiz yoktuk. Ama 20 yıl sonra, 30 yıl sonra Allah subhanahu ve teala diledi. Bir meniden, bir sudan Allah subhanahu ve teala bizi inşa etti. Kemiklerle, etlerle, organlarla, gözle, kulakla, yüzle bizi ne yaptı? Hayat sahasına getirdi. O yüzden biz ne yapmamız lazım? Hayatımızda eğer böyle bir isyanı bir hareket varsa, isyandan kastım şu değil. Yani Allah'ım sen beni niye yarattın demek değil. Örnek söylüyorum. Bir insan hal diliyle de isyan eder. Mesela biri sana iyilik yaptığında, adamı bir işin olduğu zaman bir gelir misin dediğinde adam şöyle yaptı. Sen ne anlarsın? Bu adam bana hareket yapıyor, gelmiyorum demek istiyor değil mi? Hal dilimizde de Allah subhanahu bu kadar nimet vermesine rağmen nefesimizi Allah'ın yolunda harcamıyorsak, kulaklarımızı Allah'ın yolunda harcamıyorsak, gözümüzü Allah yolunda harcamıyorsak, demek ki Allah subhanahu ve teala hal dilimizde ne yapmış
oluyoruz. Umurumda değilsin. İstediğini söyleyebilirsin. Senin dinine uymuyorum der gibi yaşamış oluyoruz. Bu da asilik olur. Doğru mu? Doğrudur abi. İslami konularda mesela bir araştırmaya girdik mi? Yani şu anki hayatımız, yaşantımız ya da şu anki sistemin nasıl olmasını istersiniz yani? Abi şu anki sistemin barış içinde olmasını isterim. Yani de şu anda Doğu ikisi yani birbirine girmiş durumda. Onların da barış yapacağını düşünmüyorum. Sonumuz vahim. Hangi Batı Doğu mesela? Rusya ile Ukrayna mı? Aynen abi. Rusya ile Ukrayna. O bir taraftan Amerika, bir taraftan Yunanistan. Şu an bütün dünya Müslümanlara zulüm yapıyor abi. Ama kimse buna sesini çıkaramıyor. İşte bu yüzden de insanlar toplum olarak olmasa bile şahsi olarak bir ses çıkarması lazım yani. Büyüklerin konuşması lazım. Büyükler de yani çoğu büyükler korkuyor yani. Öyle yani abi. Korktuğu için de engel olmuyor yani. Hiç kimse bir şey yapamıyor. Ama sistem şöyle. Mesela bugünkü hükümet ya da bugünkü rejim İslami baz almadığından dolayı Kur'an'a göre muamele edemiyor. Mesela örnek veriyorum. Arakan'da bir zulüm oldu ya da Ukrayna'da bir zulüm oldu. İslam cihadı emreder. Eğer gücün varsa, kuvvetin varsa oraya müdahaleyi emreder. Oradaki müdahale edip oradaki zulmü ortadan kaldırmayı Rusya ile bildiğimiz savaşı emreder. Gücümüz, kuvvetimiz ne kadar yetiyor ise. Topyekun bir savaşı. Ama bugünkü sistem laik, materyalist, maddeci bir sistem olduğundan dolayı elimizi kolumuzu bağlıyor. Yani şu anki devletin omurgası yok gibi, duygusu yok gibi. Tam manasıyla robotlaştırılmış düşünelim yani. Bir robot. Yani kendi kanunları var, kendi yasaları var. Onlara göre hareket ediyor. O yasalar da toplumun yasası değil. İsviçre'nin, Almanya'nın, İtalya'nın anayasaları. Oradan alıp buraya getirmişler. Batılaşmışız yani abi topluca. Batılaştığımız için de. Batılaşmak bir yandan yani bazı davranışlar alınabilir ama bazı davranışlar da bizi yani İslam'dan uzaklaştırıyor abi. Peki mesela yarın yaşınız dolduğunda oy kullanmayı düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum abi ben. Kimseye verilmez çünkü ben kimseye vermeyi düşünmüyorum. Mesela niçin bunun sebebi nedir? Yani ümitsiz oluşunuz mu yoksa? Ümitsizlikten abi. Peki şöyle bir şey var. Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki hüküm Allah'a aittir. Bugünkü sistem mesela hükmü kendisine has kılmış ve kendi kanunlarını koyar hale gelmiş. Allah da diyor ki ey kişi sen Müslüman mısın? Evet ben Müslümanım. Kur'an'a iman ettin mi? Evet. Beni Rab olarak kabul ettin mi? Evet. Rab dediğimiz şey kanun koyucudur. Allah subhanahu wa ta'ala bütün bunları sana soracak, bana soracak. Evet diyeceğiz Rabbim sen bizim Rabbimizsin. Kur'an'ına da iman ettik. Evet peygamberine de iman ettik. Peygamberini de seviyoruz, seni de seviyoruz dedik. Peki Allah subhanahu wa ta'ala diyecek ki sizin önünüze sandıklar konuldu. O sandıklarla hükmedecek kişiler benim kitabımla mı hükmedecekti? Yok abi etmeyin. Benim kitabımla hükmetmeyecek kişileri seçtiğiniz zaman ben demedim mi kitapta hüküm ancak Allah'a aittir. Yani hakimiyet Allah'ındır, melik Allah'ındır, hakem Allah'ındır, Rab Allah'ındır demedim mi? Dedim sen tutup benimle beraber bana karşı bana muhalif hüküm koyan bir adamı nasıl seçtin dediğinde yani bana nasıl onları ortak koşarsın, şirk koşarsın dediğinde biz ne diyeceğiz mesela? Bir şey diyemeyeceğiz abi çünkü yani bir yani yönetmek için ülkedeki baştaki adamın yani ilk önce Müslüman olması kabullenmesi lazım. Ondan sonra zaten layıkıyla Müslüman olsa zulmü falan her şeyi engeller yani. Ya bizim burada şunu yapmamız gerekli değil mi? Biz bu sistemin sandıklarını elimizin tersiyle itmemiz gerekli. Biz muvahhidiz yani Allah'ı birleyenleriz. Biz Müslümanız yani Kur'an'a teslim olanlarız. Biz peygamberin ümmetiyiz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizim peygamberimiz. Eğer Kur'an'la hükmedecekseniz sizi seçeriz. Ama Kur'an'ın dışarısında örnek Hristiyan'la hükmetseler, Budizm'le hükmetseler, Yahudilikle hükmetseler seçer misiniz sandıklarda? Yok abi niye seçeyim? Bugün mesela demokrasi dediğimiz şey de aslında kendi sabında bir dindir. Din dediğimiz şey kişinin mutlak manada bir şeye itaat etmesidir. Yani demokrasiyi mesela örnek söylüyorum insanların uydurması ya da bugünkü anayasa insanların uydurması. İsviçre'deki, İtalya'daki anayasa profesörlerin uydurması, yazmasından ibaret. Şimdi Allah subhanahu ve teala kendi gökten indirdiği kitabı mı daha da büyük, daha da mı değerlidir? Yoksa birilerinin uydurduğu anayasalar mı daha büyük? Kitaplar tabii ki de. O zaman bizim yapmamız gereken şey bu durumda bizim önümüze böyle bir anayasa konulduğu zaman diyeceğiz ki biz muvahhidiz. Biz bu parti sandıklarını bir kenara koyuyoruz. AKP'sidir, CHP'sidir, MHP'sidir, HDP'sidir. Hepsi demokrasiyle hükmedecekse hepsi demokrasinin bir mezhebidir. Laik sistemin bir mezhebidir. Biz Kur'an'la hükmedecek insanları seçmekle mükellefiz. Çünkü biz hükmü Allah'tan başkasına veremeyiz. Yani hükmetmeyi Allah'tan başkasına veremeyiz. Allah'ın kitabından başka anayasalara veremeyiz. Çünkü Kur'an'da bir anayasadır. Doğru söylüyorsun. Çünkü içerisinde mesela hırsızlıkla alakalı, iftirayla alakalı, sistemle alakalı, devletle alakalı, mahkemelerle alakalı ayetler mi bulunuyor? Bu kitap zaten diyor ki ey kulum ben zaten yeryüzüne bir kitap indirdim. Bu kitabı indirmeme rağmen sen tutmuşsun benim kitabıma paralel başka bir kitap anayasa getiriyorsun ve onunla devleti yönetmeye çalışıyorsun. Az önce bahsettik ya en başta. Hainlik nasıl olur hal diliyle ya da şirk nasıl koşulur? İşte tam manasıyla bu şekilde koşuluyor. Hainlik tam manasıyla bu şekilde yapılıyor. Bu konuştuklarımızdan mesela itiraz edebileceğiniz bir şey var mı? Yok abi her şeyi doğru söylüyorsun. Yani Allah'ın çıkarttığı
çıkardığı kitap zaten Kur'an-ı Kerim peygamberi sünnesi yani. Yalan 4 kitap var zaten. 3'ü bozuldu. Birisi kaldı sadece bunlardan. Yani Allah'ın yani son kitabını Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kitabını inkar etmek yani doğru olmaz yani. İnkar etmiyorlar zaten. Şöyle bir toplumda şirk dediğimiz şey yapmıyorlar abi. İnkar etmiyorlar ama içine açıp da bakmıyorlar. İçine açıp bakmıyorlar. İçine açıp baksalar dahi şu bahsettiğim ameli yapan bir insan ebedi cehenneme giriyor. Niye? Çünkü şirk dediğimiz şey şöyle bir şey. Allah'ın özelliklerini alıp başka bir varlığa da vermek. Yani örnek söylüyorum. Şu ağaç her şeyi duyar dediğim anda ben Allah subhanahu ve teala'nın her şeyi duyan Semi ismini ne yapmış olurum? Şu ağaca vermiş olurum. Ben bu ağacı bu şekilde ne yapmış olurum? Allah'a şirk koşmuş olurum. Ya da bu ağaç her şeyi görür dediğim zaman Allah subhanahu ve teala ne yapmış olurum? Şirk koşmuş olurum. Bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi olsun ya da farklı farklı kurumlar olsun Allah subhanahu ve teala'nın indirdiğinin dışarısında ne yapıyorlar? Hüküm koyuyorlar. Şimdi meclise çıkıp da adama şunu söylesek desek ki sen Kur'an'a göre mi bu söylediğin sözleri söylüyorsun? O diyecek ki Kur'an ne? Türkiye ve Türkiye'de Kur'an'dan hükmedilmez diyecek. Doğru mu? Doğru söylüyorsun abi. Peki bu söz sizce Allah subhanahu ve teala'ya karşı büyük bir söz değil mi? Şirk koşmaktır abi. Yani bugünkü sistemde o zaman oy kullanacağımız zaman bir daha düşüneceğiz. Biz eğer Allah'ın yarattığı isek biz Allah subhanahu ve teala'nın dediği olana kadar sebat edeceğiz. Ona göre muamele edeceğiz. Doğru mu? Oyunu kime vereceksin abi? Oyu kimseye vermiyoruz. Eğer Allah subhanahu ve teala'nın razı olduğu şekilde bir sistem konulursa yani Allah'ın kitabıyla ben hükmedeceğim derse sen de fark etmez. Ben sana oyumu veririm. Hiç sorun değil. Yeter ki siyaset Allah subhanahu ve teala'nın siyaseti, siyaset Allah'ın Resulü'nün siyaseti olsun. Siyasetten kastımız bugünkü bahsettiğimiz kirli insanlara iftira atılan siyaset değil. Kur'an ve sünnetin siyaseti, peygamberin siyaseti, peygamberin adaleti, Kur'an'ın ve İslam'ın adaleti. Bundan. Bu şekilde eğer hükmedilirse ne âlâ? Giderse çok iyi olacak da abi. Şu an gidiyor mu öyle? Yok abi gitmiyor. Milletimiz uymuyor abi hiç. Var mı öyle bir gidiş? Yok abi herhalde. Yok abi, böyle bir devirde yok abi. Bugünkü sistemde mesela insanlara maalesef gerek işte bazı ırkçılık, evet bazen de sistemsel olarak. Ayrımcılık çok var yani. Ayrımcılıkla biraz böldüler. Şimdi mesela insanlar diyorlar ki insanları bölmeyin. Bugün bakıyoruz partilere. Birisi MHP'li olmuş, birisi CHP'li olmuş, birisi HDP'li olmuş. Sistem aslında toplumu bölmüş, bölerek yönetmeye çalışıyor. Bundan dolayı da daha da kolay bir şekilde yönetiyor. Şimdi siz gençler olarak da bunları aslında sorgulamanız lazım. Bilinçli olmamız lazım ki ne yaptığımızı, ne ettiğimizi bilelim. Toplum nereye git? İşte başımızdaki adamlar çıkıyor. Şuraya gelin, oraya gidiyoruz. Buraya gelin, buraya gidiyoruz. Böyle insan olmaz. Bu koyundur. Bu şekilde yönetim olmaz. Biz insansak düşünmemiz lazım. Ne yaptığımızı, ne ettiğimizi bilmemiz lazım değil mi? Düşünmüyor abi. Ama düşünmemiz lazım. Evet, düşünmüyorlar abi işte. Ama biz şu an mesela 4 kişiden konuşuyoruz. Biz sizinle mesela muhabbet ediyoruz. Biz sizin muhatap olarak alıyoruz. Bizim düşünmemiz lazım. Şu an siz mesela nasip olduğunuz konuşuyorsunuz. Size denk getirdi Allah subhanahu ve teala. Gittiğinizde bu konu hakkında yani İslami bir araştırma içerisine girebilirsiniz. Yani bugün işimizi biliyoruz, eşimizi biliyoruz, babamızı, annemizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu her şeyi biliyoruz. Ama dinimize geldiğimiz zaman Müslümanız diyoruz ama... Abi öyle oluyor yani. Herkes elhamdülillah Müslüman diyor ama yani... Hristiyan'dan bir farkımız da olmuyor abi. Mesela atıyorum yani kimse yanlış anlamasın. Eskiden hani şeyde açıklık vardı abi şimdi. Şimdi açıklık var ama çıplaklık var abi şimdi. Anladın mı? Hani onlar da Müslüman diyor, bunlar da Müslüman diyor. Ama hani bir zaman açıklıkta hani nasıl desem böyle kimi kadın görsem abi yanlış anlamıyorum. Atletli şeyle donla falan geziyor. Sonra da millet bakınca da laf ediyor abi. Sizi rahatsız ediyor yani. Aynen şahsen beni rahatsız ediyor abi. Yani daha da güzel giyinse daha da iyi olur diyorsun. Aynen abi hani çıplaklık var şimdi. Hani açıklığa bir şey denmiyor ama yani çok açık yani her yer açık saçık. Yani göbeğini gösteren var, bacağını, orasını, burasını gösteren var abi. Yani. Peki örnek söyleyeyim yaş kaç? 15 abi. 15 yaşındasın. Mesela bu bahsettiğin şeyler hiç olmamış olsa... Bu bahsettiğin ortamlar tamamen değişse de insanlar İslam'a göre giyinse, İslam'a göre konuşsa, İslam'a göre görüşse, İslam'a göre muhabbetini, misafirliğini, gidişini, gelişini yapsa, sen böyle bir ortamda bu bahsettiğin şeylerden bahsetmemekle beraber daha da bilinçli bir şekilde düşünmez misin? Mesela Allah subhanahu ve teala'ya karşı olan sorumluluklarını daha da iyi bilmez misin? Bir insana baktığın zaman, bir insanı gördüğün zaman ona bakışın veyahut görüşün Allah subhanahu ve teala'nın rızası süzgecinde geçip de olmaz mı? Olur abim yani nasıl desem düzgün düşünürüz yani böyle şeyler hiç aklımızdan bile geçmez yani anladın mı abi demek istediğimi? Şimdi birey olarak? Madde kullanıyoruz abi kötü oluyor sikme abi. Tamam madde olarak ne kullanıyorsun mesela? Allahu Ekber. Yani bu mesela az önce gelen çocuk mesela. İslami bir sistem olsa bütün uyuşturucu eroindir, kokaindir, bonzaidir bildiğimiz bütün uyuşturucuların kökünü kurudur. Bunlarla savaşır gerçekten. Ama bugün bir duyuyoruz ki mahkemedeki bir tane savcı ya da hakim bir polisle uyuşturucu sevkiyatı yapıyor. Ya da bir tane amir uyuşturucu sevkiyatına izin vermiş. İşte bilmem okulda uyuşturucu satışı gözlemlendi. Yani bunun önüne geçemiyorlar tam manasıyla. Çünkü niye? Adamlar örnek söylüyorum. Seni
uyuşturucuya başlattı ve öldürdü. İslam diyor ki kim sana bunu yaptı? Bu. Kısas var dedi. Sen bunu öldürdüysen bu da seni öldürecek. Bir gün şurada bir adamı sallandırsalar. Gelen geçen o adamı görse. Deseler ki bu adama ne oldu? Deseler ki ya böyle böyle birisine uyuşturucuya başlatmış. O adam da öldürmüş. Öldürdüğünden dolayı böyle yap. Acaba bunu bir daha tekrarlayacak kişi olur mu? Olur abi. Olur da. Olur abi. İkinciyi yaptılar. İkinci sefer olur mu? Olmaz abi. Bir zaman sonra insan canını daha değerli düşündüğünden dolayı ne yapar? Bu suça teşebbüs etmez. Adalet yok. Şöyle bir şey var. Bugünkü sistem diyorlar ki insanları kısıtlamayalım. Kısıtlamayacaksan niye kırmızı ışık koyuyorsun değil mi? Ya da kısıtlamayacaksan sen niye insanları hapse atıyorsun değil mi? Demek ki her sistemin kendisine göre caydırıcılığı var. Allah Kur'an'da diyor ki Allah yarattığını bilmezdim. Bizim nefsimizde, bizim fikrimizde, bizim düşüncemizde, aklımızda, kalbimizde ne olduğunu bildiğinden dolayı Allah subhanahu wa ta'ala ona göre kurallar koymuş. Örnek hırsızın belli bir miktarı var. O miktardan sonra diyor eğer çalarsa kadın olsun erkek olsun o kişinin eli gider. Şimdi Allah rızası için şurada bir tane kolsuz bir adamı görsek adamın konuşmasına gerek yok. Deriz ki subhanallah. Veya aklımızdan hırsızlık geçiyorsa deriz ki subhanallah. Ben elimin gitmesini istemiyorum. Hırsızlık bir kenarda kalsın derim. Dünyayı çalsan sana deseler ki ben sana dünyayı vereceğim de şu kolunu bana karşılığında ver desen verir misin? Vermem abi. Allah subhanahu ve teala'nın hikmeti işte bu. Yani öyle bir kanun koyuyor ki sana bir düşünme suresi veriyor. Yaptığı gördüğün şeyden bir düşünce oluşturuyor ve o düşüncede sana zaten nasihat oluyor. Aynen öyle abi. Demek ki bizim kalplerimize kirleten şey bugünkü yaşadığımız sistem maalesef. Doğru mu? Okullarda gördüklerimiz yahut işte televizyonlarda gördüklerimiz şu an dizi var işte Netflix'tir falan var. Ya bunları izleriz izlemeyiz. İster istemez düşüyor muyuz? Düşüyoruz. Pornografi dediğimiz şey var. Bir tane harf yazıyorsun dünyanın pisliği önüne geliyor. Doğru mu? Şimdi bir çocuk olarak da evliliği de sana zorlaştırmışlar. Şimdi sen mesela evlilik şu an düşünebilecek durumda da değilsin. Çünkü o kadar para istiyorlar ki. Böyle bir durumda seni yaşat. Sonra da bir zaman sonra evlenemeyeceğini düşündüğün zaman kendini bir şekilde tatmin etmen gerekli. Böylesi meselelere bu sefer ne oluyor? İnsan yönelmiş oluyor. Toplum yavaş yavaş ifsad olmuş olmaya da devam ediyor. İçinden koşuyorlar zinaya vuruyorlar. Allah subhanahu wa ta'ala da kitabında diyor ki şeytanın adımlarını izlemeyin. Yani bugün tamam toplum izliyor olabilir. Sen veyahut ben. Biz izlemeyelim. Yarın öbür gün örnek söyleyelim. Allah subhanahu wa ta'ala bizi cennetine koyduğu zaman ne diyeceğiz? Allah hamdolsun ki iyi ki o toplumu izlememişiz. Ama cehennemine koyduğu zaman ne diyeceğiz? Keşke izlemeseydik. Kitaba inanmayan insanlar var abi. Allah'a kitaba inanmayanlar zaten kafir. Ayrı mesele de. Bir de Allah'a ve kitaba inandığını söyleyip kafir olduğunun farkında olmayan insanlar var. Şimdi az önce oy kullanmaktan bahsedildi. Bu şirktir ve insanı müşrik yapar. Müşrikler de ebedi cehennemliktir. Ama müşrik dediğimiz şey biz olabiliriz Allah muhafaza. Çünkü niye? Dedik ya hükmü Allah'tan başkasına verdiğimiz zaman şu ağaç her şeyi duyar dediğinde şirk koşmuş oluyorsun. O zaman hükmü Allah'tan başkasına verdiğinde de aynı şekilde koşmuş oluyoruz. Şirk koşmuş oluyoruz. İnanıyor kalbiyle ama bazıları ağzıyla söylüyor ama kalbiyle inanmıyor abi işte. Aynen öyle. Peki mesela şu sohbetten sonra bu muhabbetten sonra hiç düşünüyor muyuz? Yani biraz daha kendimizi geliştirelim, biraz daha ilerleyelim diye. Çarpsın daha yani aklından geçti aynısı yani. Abi nasıl desem, bende mesela şöyle bir sıkıntı var. Mesela namaza başlamak istiyor bir gün. Ama hadi diyelim başlıyorum abi, bir kaza kaçtı mı gidiyor. Yani pişmanlık duygusu da oluyor ama yani bir yandan da şeytan kulağıma üflüyor yani. Yapma, sonra kılarsın. Yani aynı şey, aynı beyinde düşünceler geçiyor yani abi. Şöyle bir şey, İslam'da en önce tevhid gelir. Namazdan önce en önce tevhid gelir. Tevhid bir düşünce yapısı ya da bazı fiillere girmemekle alakalı. Mesela Allah'ın özelliğinde hiçbir varlığa vermeyeceğiz. Yarın öbür gün sizin önüne sandık konulacak. Diyecekler ki hüküm bize verin. Bizi Rab olarak seçin. Onlar Rab demeyecekler. Yani diyecekler ki mesela biz hükmedelim. Peki soruyoruz siz neyle hükmedeceksiniz? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'yla. Anayasa dediğiniz şey nereden geldi? İnsanların uydurması değil mi? Ama Allah subhanahu wa ta'ala'nın kitabı var. Ben Allah subhanahu wa ta'ala'ya göre hayatımı yaşamam lazım. Onun tercihlerini tercih etmem lazım. Onun istediklerini istemem lazım. Doğru mu? Bundan dolayı da ne yapmamız lazım? Çalışıp çabalamamız lazım. O sandığa Allah'ın şirk dediği sandığa yani hüküm hakkını Allah'tan başkasına vereceğimiz sandığa ne yapmayacağız? Oy kullanmayacağız. Diyeceğiz ki biz Müslümanız. Bu bir düşünce yapısı. Bu bir inançtır. Bu bir davadır. Ben Rabbime hainlik etmem. Ben Rabbime şirk koşmam diyeceğiz. Ve orada ne yapacağız? Duracağız. Ondan sonra namazımızı kılalım, orucumuzu tutalım, zekatımızı verelim, sadakamızı yapalım. İyiliği anlatalım insanlara. Doğru mu? Doğru abi haklısın yani. Çok teşekkürler hepinizden gerçekten muhabbet için. Müsaade sizin çok teşekkürler sağ olun. Hayırlı günler sağ olun.